Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biliyorsunuz her pazar bize göre AYT, bize göre TYT kamplarını ücretsiz yapıyoruz Zoom'dan. Akçe Eğitim Instagram hesabından böyle ders duyurularını yapıyorum. WhatsApp gruplarına oradan katılabilirsiniz. Bakın bu dersimizi yaptık ama bugün bir teşekkür videosu mahiyetinde yapmış olduğumuz PDF'leri paylaşan Barış Hocam sağ olsun sonrasında yüzlerce takipçisini bizle buluşturmuş oldu ve birçok öğrenci arkadaş da o tarihten sonra bizi takip etmiş oldu. Biz de zannediyorum bu sayede yaklaşık 9000 abone olduk ve biz 9000 abone teşekkürümüzü sevgili Barış Tıran Matematik Hocamıza yapmak istedik ve onun için de bir dizi sorusu çözelim. Hem de kamplarda neler yaptığıma da hakkında sizin de bilginiz olsun. Çok zor sorular falan çözmüyoruz arkadaşlar. Hep söylediğim gibi ben bu sınavın 36-37 sorusunu size anlatabilirim. O 3 sorunun başka yeterlilikleri olması gerekir. Yani senin matematiksel hafızan, zihinsel kabiliyetin, birçok esas var. Senin altyapın, senin zihin gücün ve ben biliyorum ki benim bazı yazacağım logaritma sorularını 5 kitap daha bitirsen çözemeyebilirsin. Yani şöyle, bazı öğrenciler niye çözemeyebilir? Çünkü o zihinsel kapasitede olmayabilir, tamam mı? Bu gayet normal. Bunun böyle çok soru çözmek, çok konu dinlemekle falan alakası yok. Yani bazı yerlerde tıkanabiliriz ama biz bu işin 36-37 tanesini çalışarak gittiği manada yapabileceğimizi düşünüyorum. ÖSYM'de dizilerde nasıl sorular soruyor? Genellikle arkadaşlar genel terim bulma üzerine kavram çalışmamız lazım. Çünkü dizinin genel mantığına uygun bir şey bu. Ve bu hiyerarşik yapıyı dizinin kavramları arasında indirgeme bağıntılarını kurabildiğiniz zaman birçok soruyu çözebilirsiniz. Ardışık terimler arasındaki farkların, bakın arkadaşlar, ortak fark deyince aritmetik diziyi, ortak çarpan deyince geometrik diziyi anımsamamız lazım. Bunlar sihirli kelimeleri. İkinci dereceden aritmetik dizi oluşuyormuş. Nasıl? Bir dizi var örneğin. Dizinin ardışık terimleri arasındaki fark bir ortak farka işaret ediyorsa. Mesela 5 ile 4'ün farkı 1. İşte 9 ile 5, 4. 16, 9, 7. 26, 16, 10. Tamam. Bak, bir aritmetik dizi oluşturduğu için bunun adı ikinci dereceden aritmetik diziymiş. Elimde bir dizi varmış. Tık 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 dizi. İkinci dereceden aritmetik dizi. Bakın çok kolay vermişiz biz soruyu. Bu daha zorlaştırılıp, yani dizi de çok rutin bir şekilde geliyor ya arkadaşlar. Başka bir kazanımla birleştirilip gelebileceğini göstermek istiyorum aslında. X ile 7'nin arasındaki fark A1'i temsil ediyor. Y ile X'in arasındaki fark A2'yi temsil ediyor. 22 eksi Y A3'ü. Z eksi 22 A4'ü. Ve 42 eksi Z A5'i temsil ediyor. Terimler arasında bağlantı kurabilme ÖSYM'nin çok istediği bir şey. Bazı şeyleri gördüğün zaman işin çok kolaylaşacağını öngörür. E ne yapacağım ben, bir sürü bilinmeyen var. İlk 3 terimi toplayınca x'lerin y'lerin gittiğini gör. 22'den 7 çıktı. 15. A1, bu arada A2 dediğim A1 artı R. A3 dediğim A1 artı 2R. Yani şu üçünün toplamı 3A1 3R. 15. Bakın A1 artı R'nin 5 olduğunu görmeni istiyor ÖSYM. Peki şu ikisini toplayınca da bak ne tesadüf. 20 eşittir. A4 A1 artı 3R. A5 A1 artı 4R mi? 2A1 artı 7R'de 20. Burayı eksi 2 ile çarpıp topladığım zaman 5R10R2'ymiş arkadaşlar. A1'de 3'müş. Dıdın dıdın. Artık bir terimin ortak farkıyla ilk terimini biliyorsam her şeyini bulabilirim. X eksi 7 A1'miş. X eksi 7 A1 yani 3. X 10'muş. Güzel. X 10. A1 artı R. 3 2 daha 5. Y 15'miş. Eksi 10 karşıya gidince. Z eksi 22 A4. O da A1 artı 3R. A1 3. 3R 3 kere 2 6. 3 6 daha 9. 22 daha Z'de 31. 30 40 50. 56'ymış. X Y Z'nin toplamı. Gayet sorulabileceğini düşündüğüm bir soru kalıbı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.